Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi'ne kapısından giriyoruz. Çok eski ve ahşap bir bina. Hüseyin Rahmi Gürpınar 1944 yılında bu evde vefat etmiş ve evi milli emlaka geçmiş. Daha sonra müze haline getirilmiş. Fakat uzun yıllar müze kapalı. İşte bu gördüğünüz müze haline getiriliş aşamalarını gösteren fotoğraflar. Ev çok bakımsız ve eski gözüküyor. Bu bina İl Yüzler İdaresi'nden Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne müze yapılmak amacıyla devredilmiş. Kapısını görüyorsunuz. Bahçesi. Bahçesi çok sade. Uzun yıllardır kapalı olduğunda hiç bakım görmemişti. Ünlü şairin evi 1944 yılında vefatından sonra milli emlaka geçmiş. 2016 yılında ise milli emlaktan Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne devredilmiş. İşte bu gördüğünüz bahçede ünlü yazar, ünlü roman yazarı Hüseyin Gürpınar eserlerini kaleme almış ve bu ev için Gulyabani eserini yazmıştır. Ev gerçekten çok bakımsız. Bahçesinde zakkum ağaçları, nar ağacı, asmalar, incir, erik, muhtelif bitkiler bulunmaktadır. Evin bahçesinden merdivenlerle eve doğru çıkıyoruz. Evin iki girişi var. Bir arka girişi, bir de ön girişi olmak üzere. Yandan orta kata direkt çıkılan bir merdiven. Bir kapı. Teras balkon. Balkanın durumu bir işler acısı. Neredeyse yıkılmak üzere. Evin yer yer, çoğu yeri kalkmış durumda. Bahçeden manzarası da şu şekildedir.
köşkünün çevresi taş duvarlarla çevrilidir. Bunun yoluna bir taş merdivenle eve çıkılmaktadır. Evin arka tarafı gür çam ormanlarıyla kaplıdır. Milli Emlak tarafından daha önce müzeye dönüştürülmüş. Onunla ilgili, restorasyonla ilgili yapım aşamaları gösteren fotoğraflar mevcut.